Değerli gençler, bu bölümde üçgenlerin benzerliğinden bahsedeceğiz. Benzerlik nedir? Benzerlik, iki geometrik şekil arasında yapılan birebir eşlemede karşılıklı açılar eş ve eş açılar karşısındaki kenarlar orantılı ise bu iki geometrik şekil yani üçgen benzerdir denir. ABC ve DEF arasında yapılan birebir eşlemede A açısı D açısına, B açısı E açısına, C açısı F açısına eşit ise bu iki üçgen benzerdir denir. Benzer üçgenler arasındaki benzerlik oranına K dediğimizde K eşittir 1 olma durumunu bir önceki dersimizde eşlik olarak vermiştik. Örneğin ABC üçgeninde yukarıdaki verilenlere göre benzerlik ifadesi nasıl ifade edilebilir? Şekle baktığımızda A açısını işaretlediğimizde bakın nokta kırmızı bu açıya iki çizgi yerleştirelim. Toplamı 180 derece olmalı. Nokta kırmızı bu açının tamamı kırmızı olmalıdır. Yani şekil 2'ye çözüme baktığımızda BAC açısı ortak olduğundan dolayı diğer iki açımız eştir. Bu durumda ABC üçgeni eşit olacak şekilde ADB üçgeni olacaktır. Benzerlik oranı nasıl tespit edilir? Benzerlik oranı K'yı tespit etmek için öncelikle iki üçgenin benzer olduğuna yani ABC üçgeni ile DEF üçgeninin benzer olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Benzerliğe karar verdikten sonra benzer iki üçgenin tüm uzunluklar oranı karşılıklı benzerlik oranını verir. Yani üçgenler benzer ise aynı açının karşısındaki A'nın D'ye oranı benzerlik oranıdır. Ya da bu kenara ait olan yükseklikler oranı benzerlik oranıdır. Kenarortaylar oranı, açıortaylar oranı aynıdır. Ya da iki üçgenin çevreleri oranı benzerlik oranıdır. Ya da iki üçgenin içteğet çemberlerinin yarıçapları benzerlik oranıdır. Ya da çevre çemberlerinin yarıçapları oranı da benzerlik oranıdır. Yani bir üçgen belli bir oranda büyütülüp küçültülüyorsa açı hariç bütün uzunlukları aynı oranda büyütülür ya da küçültülür. Biz bu orana benzerlik oranı deriz. Benzerliği anlayabileceğimiz teoremlerimiz yani benzerlik teoremlerimiz nelerdir? Kenar açı kenar benzerlik teoremi. Burada önemli olan ortak açıyı bulduktan sonra ortak açıyı oluşturan kenarlara bakmaktır. Yani karşılıklı iki kenarı orantılı ve bu kenarların arasındaki açılarının ölçüleri eşit olan üçgenler benzerdir. Kenar açı kenar dediğimizde A ve D açıları ortak olan bu iki geometrik şekilde şayet AB'nin DE'ye oranı, AC'nin DF'ye oranı birbirine eşitse bu üçgenlere benzer üçgenler diyoruz. Örneğin şekilde DC doğrusu AB doğrusuna paralel olduğundan paralellikten iç ters açıların ölçüleri eşittir. Biz bu durumda açıyı bulmuş olduk. Bu açının iki yanındaki kenarlara bakacağız çözüm için. Yani açıyı oluşturan kenarlarımız 5 ve 10, 2 kat, 10 ve 20, 2 kat olmaktadır. Bu durumda aynı açının karşısındaki kenarlar oranı da 2 kat olacaktır. Yani çözümü incelediğimizde eş açıları gördükten sonra C açısıyla A açısını eşit gördükten sonra oluşan duruma baktığımızda DC'nin CA'ya oranı yine CA'nın AB'ye oranı bize benzerlik oranını verecektir. Yani 5'in 10'a oranı 6'nın X'e oranı olmalıdır. X buradan 12 cm olarak bulunur.
Bir başka benzerlik teoremimiz açı açı benzerlik teoremi. İki açısının eşit olduğu bütün üçgenler birbirinin benzeridir. Yani A açısının ölçüsü D açısının ölçüsüne, B açısının ölçüsü E açısının ölçüsüne eşit olan üçgenlerin üçüncü açıları olan C açıları da P açısıyla C açısı F açısına eşit olacaktır. Bu durumda ABC üçgeni DEF üçgeniyle benzer olur. Benzerlik oranı aynı açıların karşısındaki kenarlarla yazılabilir. Örneğin şekilde verilen ABC ve ADE üçgenleri için kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre BC uzunluğu ne kadardır? Çözümü incelediğimizde ABC üçgeni ile ADE üçgeninde A açısının ortak olduğunu, noktalı açının her ikisinde de eşit olduğundan dolayı C açısıyla D açısının eşit olduğunu görürüz. Bu durumda aynı açılar karşısındaki benzerlik oranına baktığımızda, mesela noktalı açının karşısında 4 vardır. Burada noktalı açının karşısında ise 5 vardır. 4'ün 5'e oranı benzerlik oranıdır. Burada mavi olan İki çizginin karşısındaki uzunluk x artı 5'tir. Bölü burada mavi olan iki çizginin karşısındaki açı ise 7'dir. Bu durumda x'imiz 3 bölü 5 santimetre olarak bulunur. Bir başka benzerlik teoremimiz kenar 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 benzerlik teoremi. İki üçgenin karşılıklı olarak bütün kenarları orantılıysa bu üçgenlere benzer üçgenler denir. Yani AB'nin AC'ye oranı ya da BC'ye oranına baktığımızda AB'nin yine DE'ye oranı, DF'ye oranı, BC'ye oranı birbirine eşitse biz bu üçgenlere benzer üçgenler diyoruz. Yani karşılıklı AB'nin DE'ye oranı, AC'nin DF'ye oranı ve BC'nin EF'ye oranları eşitse bu üçgenler benzerdir. Örneğimizi inceleyelim. ABC üçgeni ile BDE üçgeni verilmiştir. Burada AB uzunluğu DE'nin 2 katı yani L'ye 2L olduğunu kabul edelim. AC 2BD olacaktır. M'ye 2M olduğunu kabul edelim. T'ye de 2T olduğunu kabul edelim. Şekildeki küçük üçgenin kenar uzunlukları MLT, büyük üçgenin kenar uzunlukları ise 2MLT'dir. Yani bu iki üçgen aslında birbirinin benzeridir. Benzerlik oranı da çözümü inceleyecek olursak benzerlik oranının 2 olduğunu görürüz. Yani AB uzunluğu DE'nin, AC uzunluğu BD'nin, BC uzunluğu 2BE'den dolayı üçgenlerimiz kenar kenar kenardan benzerdir. Benzer üçgenlerde benzer kenarlar arasındaki mesela bu açının karşısında x varsa büyük olan aynı kenara benzer olan kenar karşısındaki açımız da x olacaktır. Ya da AC uzunluğuna baktığımızda BD'nin 2 katıydı. BD uzunluğumuz L ise AC BD uzunluğumuz L ise AC uzunluğumuz 2L'dir. Yani bu da şunu gösteriyor bize. AB uzunluğu 2DE, T'ye 2T olduğundan dolayı T'nin karşısında 40 vardır. 2T'nin karşısında ne olacaktır? 40 olacaktır. Bu durumda X değerimiz şekildeki açımız 70 derece olduğundan dolayı 2L'nin, 2L, L'nin karşısındaki açımız da 70 derece olacaktır. Temel orantı teoremine gelelim. Bir üçgenin bir kenarına paralel olan ve diğer iki kenarını kesen bir doğru kestiği kenarları orantılı olarak böler. Yani biz ABC üçgeninde BC tabanına bir paralel bir doğru çizdiğimizde AD uzunluğunun AE'ye oranı,
DB uzunluğunun EC'ye oranına eşit olduğunu biliriz. Yani X bölü Y A bölü B'dir. AD uzunluğuna X dedik. AB uzunluğumuza X artı Y diyoruz. X artı A diyoruz. Eşittir AE uzunluğumuz Y ve AC uzunluğumuz ise Y artı B'dir ikinci bir ifadeyle. Ya da biraz önce bahsettiğimiz DB'nin yani A'nın AB X artı A'ya oranı eşit olmalıdır. Diğer taraftan EC'nin B'nin A artı B'ye oranıdır. Buradan aslında DE ve BC oranını da bulmuş oluruz. DE'nin BC'ye oranı AD'nin AE'ye AB'ye oranına eşittir. Tales ifadesine baktığımızda ise Tales'te karşılıklı olarak AB'nin DE'ye, BC'nin de EF'ye eşit olduğunu görürüz. Yukarıda da bahsetmiştik. X'in Y'ye, A'nın B'ye oranı birbirine eşittir. Aşağıdaki iki örneği beraber inceleyelim. Örneğimiz ABC bir üçgen. AF uzunluğu CF uzunluğuna eşit. BE 3, EF 4 ise X'in Y'ye oranı nedir? Tales kullanabilmemiz için verilen iki doğruyu, üçgenin içinde verilen iki doğruyu incelememiz gerekmektedir. Bu doğrulardan birinin kenarları kestiği noktaya gidilir, yani F noktasına gidilir. Diğer doğruya paralel çizilerek çözüm yapılır. Yani biz şöyle düşünürüz. AF uzunluğu FC uzunluğuna eşit ise karşılarındaki kenarlar da birbirine eşit olacaktır. DC uzunluğumuz Y kadarsa her biri Y bölü 2 kadar olacaktır. Eşit kenarlar karşısındaki uzunluklar eşit olmalıdır. Bu durumda şekildeki üçgeni incelediğimizde 4'ün karşısında y bölü 2 yani 4'ün karşısında y bölü 2, 3'ün karşısında da x'i görmüş oluruz. 3'ün x'e oranıdır. Bu durumda x bölü y oranımız 3 bölü 8 olarak bulunur. Diğer bir soruda benzerlik oranı yani benzer üçgenler verilmiş. Benzer üçgenlerin kenarortay doğruları çizilmiş. Yani AK ile KC, EM ile MF kenarortay doğruları çizilmiş. ABC üçgenin çevresi 12 santimetre olduğuna göre DEF üçgeninin çevresi kaç santimetredir? İki üçgenin benzerlik oranı karşılıklı bütün uzunlukları olan olduğu için kenarortaylar oranı benzerlik oranıdır. Yani benzerlik oranımız 3 bölü 4'tür. Aynı zamanda çevreleri oranı da 3 bölü 4 olacaktır. Çevreleri oranı, benzerlik oranı 3 bölü 4 olduğundan bir üçgenin yani küçük üçgenin çevreni 12 idi. Büyük üçgenin çevresi de buradan 16 santimetre olarak bulunur. Benzerlik alan ilişkisinde. Arkadaşlar benzerlik alan ilişkisi bundan sonra çok kullanacağımız ilişkilerden biridir. Benzerlik alan ilişkinde öncelikle bir üçgenin orta noktasından bahsettiğimizde burada benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu biliriz. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğuna göre benzerlik oranının karesi bize alanlar oranını verecektir. Yani bir üçgenin iki kenarı, kenarları kendi içerisinde eş parçalar olacak şekilde ve eşit sayıda doğru parçasıyla bölünürse oluşan üçgenler ve dörtgensel bölgelerin alanları A, 3A, 5A, 7A şeklinde artacaktır. Yani benzerlik oranının karesi 1 bölü 4 bize alanlar oranını verecektir. Yani yukarıdaki üçgenin alanı 1 birimse diğer üçgenimizin alanı 4 birim olacaktır. Yani ikinci dörtgenin alanı ise 3S olacaktır. Aynı şekilde benzerlik oranımız 1 bölü 3 olduğundan alanlar oranı 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 olacaktır.
Yani A, 3A ve 5A şeklinde alanımız artacaktır. Örneği inceleyecek olursak, paralel 2 doğru verilmiş arkadaşlar. Paralel 2 doğru verilmiş ama eşit oranlı bölünmediği için, eşit oranda olabilmesi için şu aradan bir paralel doğru çizecek olursak, her bir parçası A, 3A, 5A ve 7A şeklinde artacaktır. Bizden istenilen DEKF'nin alanı, yani şekildeki bölgenin alanı 3S artı 5S, 3A artı 5A'dır. ABC üçgenin alanı tamamı ise A, 3A, 5A, 7A'dır. Yani alanlar oranımız 1 bölü 2 olarak bulunur. Yeteri düzeyde bilgi ve beceri kazanmanız dileklerimle.